işaretleri bir. Yani nokta virgül ve noktalı virgülün konut arama sorularını çözeceğiz şimdi. Konuda daha iyi pekişmiş olacak. Evet, şimdi arkadaşlar virgülün işleviyle ilgili bir soru var. Hemen renk seçimini şuradan yaptıktan sonra başlıyorum. Şimdi arkadaşlar virgülün işlevi dediğimizde biliyorsunuz en çok çıkan sorulardan bir tanesi olduğunu söylemiştik. Şuraya da hemen bir yıldız atıyorum o yüzden. Şimdi bakalım ne işleviyle kullanılmış. Bir tanesinde de farklı kullanılacak. A seçeneğine baktığımda akıllı adam bulduğundan daha fazla fırsat yaratandır diyor arkadaşlar. Burada ne yapmışım? Özneyi ayırmışım değil mi? Her insan birini yargılarken kendini yargılıyordur aslında derken bakın her insandan sonra virgül atarak özneyi ayırmışım. Madame Bovary'nin hikayesi bütün kadınların hikayesine benziyor derken ne yapmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi virgül atarak özneyi ayırmışım. Değerinin ne olduğunu bilmeyen başka değerleri anlayamaz derken E seçeneğinde burada da yine özneyi ayırmışım. Ancak D seçeneğine baktığımda aşkın anlayıştan, sevgiden geçtiğini bilmeyen yoktur derken arkadaşlar gördüğünüz gibi anlayıştan virgül sevgiden eş görevli sözcükleri ayırmak için ne kullanmışım? Virgül kullanmışım. Yani A, B, C ve D'de özneyi ayırmak için kullanmışım. D seçeneğinde ise eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanmışım. Evet. Noktalama işareti gereksiz kullanılmıştır diyor. Bakalım. Ankara virgül tarihin şaşırtıcı tepkileriyle doludur. Şimdi virgülün kullanımı gereksiz değil burada. Ankara virgül özneyi ayırmışım. Cümle bitmiş noktaya da getirmişim. Burada da gereksiz değil. Bakalım. Burada bir türbe ile Roma dönemine ait konsül yan yanadır. Şimdi arkadaşlar türbe ile demişim. Ben şimdi virgül getireceksem o zaman orada ileyi neden kullanmışım? Ne gereği var? Değil mi? Zaten ile getirmişim. Yani orada ile virgül görevini üstleniyor. İle ve burada nedir? Virgül görevini üstlenen bağlaçlardır. Onu getirdikten sonra burada 3 numaraya virgül getirmem çok saçmadır arkadaşlar ve gereksizdir. Cevabı bulduk diğerlerine de yine de bir bakalım. Roma dönemine ait konsül yan yanadır. Noktalı virgül getirdim. Etilerin bereket işareti sayılan bir yılan virgül meyveler arasında dolanır. Buralar doğrudur arkadaşlar. Şimdi hemen geçmeden şöyle bir silip size şu noktalı virgül olayından tekrar bir soru üzerinde bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Roma dönemine ait konsül yan yanadır demişim ve sonrasında da noktalı virgül getirmişim. Noktalı virgül getirmişim. Neden? Hemen onu söyleyeceğim. Burada bir türbe ile Roma dönemine ait konsül yan yanadır. Burası bir cümle mi arkadaşlar? Yazdım. Etilerin bereket işareti sayılan bir yılan meyveler arasında dolanır. Burası da ikinci cümle mi arkadaşlar? İkinci cümle. Şimdi bir ve iki numaralı cümleleri birbirinden ayırmam için ya virgül kullanacağım ya da noktalı virgül kullanacağım arkadaşlar. Şimdi nasıl virgül veya da noktalı virgül kullandığıma karar veriyordum. Eğer cümleler yani bir numaralı cümle kendi içerisinde veya iki numaralı cümle kendi içerisinde virgüle sahip ise varsa bu iki cümle arasına ben virgül getiremiyordum arkadaşlar. Ne getirebiliyordum? Noktalı virgül getirebiliyordum. Bakalım var mı? Şimdi şu üç numaralı virgülü bir boş verin. Orası yanlış kullanıldığı için. Bakalım biz 5 numaralı virgüle doğru mu? Tabii ki de doğru arkadaşlar. Etilerin bereket işareti sayılan bir yılan meyveler arasında dolanır. Burada özneyi ayırmak için 5 numarada virgül kullanılmış arkadaşlar. O zaman diyor muyuz? 2 numaralı cümlede virgülün olması 1 ve 2 numaralı cümleyi ayırmak için benim noktalı virgülü kullanmama neden oldu diyor muyum? Diyorum arkadaşlar. Bu nedenle 4 numaralı kısımda virgül değil de noktalı virgül kullanılmıştır. Bunu unutmayalım lütfen. Burası önemli bir husustur diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arada sorunun da bayağı bir dışına çıkmış olduk. Noktalama işareti gereksiz diyordu. Biz buradan virgülü, noktalı virgülü de hatırlatmış olduk. Evet arkadaşlar başka bir sorumuz var. Bu parçadaki virgüllerin kullanımı aşağıda verilen özelliklerin hangisini örneklemez? Yazara göre haklı olabilir, çocukluk en mutlu çağ değildir. Şimdi arkadaşlar burada bir haklı olabilir kısmı var. Burası bir ara söz değil mi? Yazara göre çocukluk en mutlu çağ değildir. Burası ana cümlem zaten asıl cümlem. Ancak buraya araya ne gelmiş arkadaşlar? Haklı olabilir kısmı gelmiş. Haklı olabilir kısmı burada ara sözdür. Ara sözlerin başında ve sonunda ya iki virgül kullanacağız ya iki kısa çizgi kullanacağız diyoruz. Devam edelim. Oysa bugün 60 yaşındaki bir yazarın olgun bağışlayıcı olması gerekir. Olgun virgül bağışlayıcı eş görevli sözcükler değil mi arkadaşlar? Onu da bulduk.
Devam edelim. Acı tatlı anılara sevgisizlikle yaklaşmak, anlaşılması güç bir ruh halidir derken, burada da özneyi ayırmadım arkadaşlar. Anlaşılması güç bir ruh hali olan kim? Acı tatlı anılara sevgisizlikle yaklaşmak. Özneyi de ayırdım arkadaşlar. Yani vurgulanan özneden sonra dedim. Evet, yıllar sonra yaşananları unutmadım diyerek romanını bitiriyor yazarımız. Şimdi arkadaşlar yazarın sözüne de yer verdim mi? Verdim. Yani alıntı cümlelerde de kullandım mı? Kullandım. Ben bu virgülü atıp virgülü kullanmayayım. Cümlenin başında ve sonunda çift tırnakta kullanabilirdim. Bu bana kalmış veya soruya kalmış bir durum. Sorunun gidişatına göre karar vereceğiz arkadaşlar. Burada virgül kullanılmış alıntı cümlelerin sonunda. Fakat baktığımızda sıralı cümleleri birbirine bağlamada kullanılan virgülü göremedik burada. Evet, bu cümledeki anlam karışıklığını gidermek için numaralanmış yerlerin hangisine virgül getirilmelidir? Bakalım. Zaten en başta çıkıyor karşımıza. Genç satıcıya vitrinde gördüğü ayakkabının diye devam ediyor arkadaşlar. Cümleyi okumaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar, gençten sonra ben virgül getirmediğimde şu anlam karışıklığı oluyor. Genç birisi var. Satıcıya mı soru soruyor? Yoksa satıcı genç, yani genç satıcıya birisi gelip soru mu soruyor? Bunu virgülsüz anlayamıyoruz arkadaşlar. Ama ben şuraya virgülü attığımda anlam karışıklığı gidiyor arkadaşlar. Tamamen tek bir anlama düşüyor. Genç birisi var. Genç satıcıya soru soruyor. Anlamı çıkmış oluyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Genç kelimesinden sonra, yani A'dan sonra bir virgül getirdiğimizde, yani A'ya bir numaralı yere bir virgül getirdiğimizde anlam karışıklığını gidermiş oluyoruz. Evet, bir sorumuz daha var. Yerlerin hangisinde virgül kullanılamaz diyor. Bakalım. Eylül, virgül, bir ruh çözümlemesi romanıdır. Olaylar belirgin değil, virgül, yüzeyseldir. Bu nedenle eser, virgül, olaylar üzerine değil, ruhsal yapı üzerine kurulmuştur. Eserin kahramanı Necip'in duyguları, hatta yaşamıyla, virgül getirebilir miyim arkadaşlar? Virgül getirebiliriz diyorsak o zaman biz ilk soruyu boşuna çözmüşüz demektir. Biz ilk soruyla başladık değil mi? Yaşamı ile. Burada bir ile olduğuna göre buraya virgül getirmem saçma değil miydi? Saçmaydı ve gereksizdi arkadaşlar. Yanlışlık oluyordu. Zaten orada ile var. Yaşamı ile yazarın duyguları ve yaşamı arasında benzerlik görülür derken virgül gerektiren herhangi bir durum yoktur arkadaşlar. O zaman 4 numaralı yere ne diyorum? Ben virgül getiremem diyorum. Evet, devam edelim sorularımıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere virgül getirilemez? Bakalım. Heyecandan, umuttan, biraz da korkudan yüzü sapsarı olmuştu. Getirir miyim arkadaşlar? Tabii ki de getiririm buraya. Hepimiz umduk, bekledik, düşündük. Getirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse, gerek yok ya, oyunu beğenmedim. Şimdi arkadaşlar ya, normalde ya bağlacından sonra veya önce herhangi bir noktalama işareti getirilmez. Ancak burada ya kelimesini kullanmışım ama burayı ben ara söz olarak kullanmışım. Bakın, gerek yok ya kısmı ara sözdür. Ara sözlerin başında ve sonunda ne kullanılır? Virgül kullanılır. Datça'ya yarın gidelim demiştin. Evet, alıntı bir söz var, alıntı bir cümle var. Orada ne yaptım? Virgül kullandım. Şimdi E'de neden kullanamayacağım, ona bir bakalım. Pazarcı sayar. Yulaf, pancar, zerzevat, tütün. Şimdi pazarcı sayardan sonra ben virgül getirirsem burada bir anlam karışıklığı meydana gelir. Ama şunu söyleyeyim size. Pazarcı sayar dedim. Buraya arkadaşlar iki nokta getirdim. Şimdi iki noktayı görmedik ama ben size hemen bir hatırlatma yapayım. Daha kolay olsun. Pazarcı sayar dedikten sonra bu pazarcının saydıklarını söylüyorsa burada bir açıklama veya örnek var demektir arkadaşlar. Açıklama veya örnekten önce de biz iki nokta kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da o durum olduğu için cevabımız nedir ne diyorum. Evet, bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde kullanılan virgül gereksizdir? Arkadaşlar, hiç vaktinizi almayacağım. Çok önemli bir husustan bahsedeceğim. Şimdi tamlamalar arasında noktalama işareti kullanılmaz. Yani isim tamlaması, sıfat tamlaması varsa burada biz noktalama işareti kullanmıyoruz. Destan dedim. Ulusların tarihinde derin izler bırakan olayların çağdan çağa geçerek değişmesi diye devam ediyor. Hiç uzatmayacağım. Nasıl olay arkadaşlar? Ulusların tarihinde derin izler bırakan olaylar. Yani burada bir sıfat var mı? Burası da bir isim. Yani burada bir sıfat tamlaması var arkadaşlar. Yani siz şöyle sıcak yemek dediğimde
Sıcak yemek dediğimde şu sıcakla yemek arasına nasıl virgül koymuyorsanız burada bırakan kelimesinden sonra da virgül getiremezsiniz arkadaşlar. Çünkü tamlamalar arasına herhangi bir noktalama işareti kesinlikle gelmez. Evet, aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta getirilmelidir? Bir kişinin başkasıyla iletişim kurma getirilmemelidir. Özür diliyorum. Getirilmeyeni bulacağız. Dil kişinin başkasıyla iletişim kurma aracıdır dedim. Noktayı koydum. Orhan Veli'nin şiirinde ses bütünlüğü yoktur dedim. Cümleyi bitirdim. Noktayı koydum. Evet, sevmezdi balık ekmek yemeyi, denizi seyretmeyi dedim. Noktayı koydum. Evet, yeni sözcükler arayışı içinde bulunmamalıydın dedim. Noktayı koydum. Çünkü cümleyi bitirdim arkadaşlar. Sıraladıkları arasında neler yoktu ki dedim. Burada şöyle çok farklı noktalama işaretleri kullanabilirim. Bir kere bundan sonra açıklama örnek gelecekse ne kullanacağım arkadaşlar? Yani sıraladığı şeyleri söyleyeceksem iki nokta getireceğim değil mi? Yani her halükarda nokta gelmez arkadaşlar. Sıraladıkları arasında neler yoktu ki diyorum. Soru soruyorsam soru işareti. Ha yok sıraladıklarını söyleyeceksem ne sıraladığını ne koyacağım arkadaşlar? İki nokta üst üste diyeceğim arkadaşlar. O yüzden buraya nokta kesinlikle getirilmez. Evet, annemi, o güzel kadını çok özledim derken burası bir ara söz değil midir? Evet arkadaşlar burası ara sözdür. Annemi çok özledim ana cümlemdir. Araya bir ne yapmışım arkadaşlar? Bir açıklayıcı bir şey yapıştırmışım. O güzel kadını derken ara söz demişim. O zaman ara sözleri neyle? Virgül, iki virgül arasında da gayet güzel göstermişim.